İsmim Dicle, soy ismim Demir. Diyarbakır'dan geliyorum. Fındık toplamak için Sakarya Beldivi'ne geldik. 10 senedir ben buraya geliyorum. Kaç yaşındaysam her sene gelmişiz. Tahmin etmiştim geleceğimi. Her sene geliyoruz. Gelmiyoruz diyoruz ve herkesten önce transitteyiz. Yol karanlık, ormanlar var ve araba dikkatli gidiyor. Dikkatli sürmezsen düşüyoruz. Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta yola çıktık. 3 Ağustos'ta burada olduk. Burada sabah erken uyanıyorum. Güneş daha yeni doğmuş oluyor. Gökyüzü çok güzel oluyor. Kızıl oluyor, turuncu oluyor. Çok güzel. Ondan sonra saat 6 oluyor. Böyle herkes eşyalarını traktöre katıyor. Yarım saat yolları var tabii. Uğurluyorum onları. Bazen bayıllı yer var. Bazen çok tehlikeli yerler var. Ailem orada bütün gün fındık topluyor. Biz sobanın önünde bekliyoruz. Böyle hatta saat 10 gibi oluyor. Oyunlar oynuyoruz. Böyle oyun çeşit oyunlar oynuyoruz. Tarlambaç gibi değil, kaybolma şansımız %100. Böyle yakalamaca çeşitleri oyunlar oynuyoruz. Diyarbakır'la buranın arasında çok fark var. Çadır değil, yılan yok. Mesela dağlar yok. Ayı, kurt diye bir şey yok. Kertenkele de fazla yok. 6 kişiyiz. Çadırımız fazla değil ama büyük. Çadırın yanları var ve ağaçlar var. Eşyalarımız böyle küflenmesin diye oraya katıyoruz. Peynirlerimizi gömüyoruz ve de soğuk kalsın diye. Annem bakıcılık yapıyor, babam da hamal. Ev taşıyorlar, böyle makineyle değil, elle taşıyorlar. Kardeşim bir tane tek. Abim iki tane, ortanca var, bir de en büyüğü. Ablam da bir tane. Abim okul okuyor, öğretmen olmasına az kalmış, sınavlara falan hazırlanıyor. Ortanca abim okulu bırakmış, dönercide çalışıyordu. Buraya geldiğimiz için birazcık ara verdi ve işten çıktı. Ablam da bize bakıyor. Bizim borcumuz olduğu için biz geliyoruz. Buraya Genç Hayat Vakfı geliyor. Atölyeleri anlatıyor. Öğretmenlerimiz var. Çok sıcakkanlılar, böyle iyi. Kıpır kıpırlar içleri. İnsana mutlu mutlu bakıyorlar. İsimleriniz ne? Fırat. Atölye bence güzel bir şey. Çeşitli yeni oyunlar öğrenmiş oluyoruz ve o oyunları oynuyoruz. Doğanın ne kadar güzel olduğunu öğreniyorum. Canlıları daha iyi tanıyorum. Mesela daha iyi resim çizebiliyorum. Daha iyi yazı yazabiliyorum, daha iyi okuyabiliyorum. Ve bilgilenince de hemen bir şeylerin farkına varıyorum. Mesela yanlış bir hata yapsak hemen hatanın şeyinden geri dönüyoruz. Burada atölye olmasaydı zaman böyle hiç geçmiyor diyoruz. Neden böyle zaman geçmiyor? Niye bugün hiç zaman geçmiyor? Bazen zaman hiç gözümüzü açıyoruz, kapatıyoruz hemen zaman. Bazen de hiç zaman geçmiyor. Böyle saate bakıyoruz. Ondan bizim için zaman yavaş gidiyor. Bu oyunumuzun adı Dolu, Yağmur, Kar, Fırtına. Yağmur yağıyor. Ve fırtına var. Şimdi kar yağıyor. Burada atölye olması çok önemli. Çocuklar sosyalleşiyor, birbirlerini daha iyi kendilerini anlatabiliyorlar. Annem babam buradaki aldığım eğitimden çok mutlu. İçleri tam rahat oluyor, size güveniyorlar ve size güvenerek çocuklarını emanet ediyorlar.
Bir öğretmen gelip bana aynı şeyleri söylemeli. En çok sevdiğim ders fen bilimi, matematik, Türkçe. Onları çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum ama onlar bir daha heyecanlı. Okursak daha iyi meslek sahibi oluyoruz. Hem insanlara iyi şeyler öğretmiş oluyoruz. Hem de onların bize gördüğü saygı ve duygu daha iyi. Onlar bizi sevince biz de onları çok seviyoruz. Büyüyünce ya savcı ya da avukat olmak istiyorum. Adaletli biri olmak istiyorum. Elimden gelene kadar haklının yanında duracağım. Ailem bütün gün fındık topluyor. Orada bir tane mesela kovayı dolduruyorsun, çuvalcı var, çuval elinde. Geliyor boşaltıyor, çuval dolduysa döküyor, katıyor traktöre. Ailemin ekmek kazanması zor hissediyorum. Böyle davulun sesi uzaktan hoş ama yakından hoş değil diyorum. Akşam olunca birazcık hava böyle kararmaya başlayınca ailem geliyor. 7.30'da geliyorlar, yolları yarım saat uzun olduğu için. Bazen de böyle fazla çalışıyorlar, 15 TL fazla veriyorlar. Çorba. Akşamlar soğuk oluyor. Biz onu içince içimiz ve sıcak oluyor. Ne lazımsa getirecek. Olur da bir şey kalmadı. Akşam bizde de fındık oluyor. Tarla sahipleri bize fındık veriyorlar. Mesela bir torba veriyorlar. Pay ediyoruz. Mesela 4 kişiyiz. 4 eve 4 tas. Yine töre çok iyi geçti. Abiler geldi. Sen buradaki öğretmenlerimizden arasın. Sabah işi akşam ediyoruz. Ve akşamımız böyle zaman öyle bir hızlı geçiyor ki nasıl zamanın geçtiğini bile anlayamıyoruz. Burada geceleri yıldız oluyor. En parlağını görüyoruz. O da ay yıldızını diyoruz. Öğretmenlerimiz öğretmişti. Böyle ay resmen iki adım ilerimizde gibi böyle turuncu oluyor. Bu ay ne kadar turuncu olur. Annem diyor iki adımlık resmen ama öyle değil. En geç saat 10'da yatıyoruz. Gece çok soğuk oluyor. Mesela ezan okuyunca 5 civarında daha çok soğuk olmaya başlıyor. Çadırda uyumak birazcık şey oluyor. İnsan korkuyor, rahat yatamıyor. Burada çakallar var. Biz o zamanı gördük. Şuraya doğru iniyordular. Bizi görünce biz onlardan korktuk. Onlar da bizden korktular, kaçtılar. Evde hiçbir şeyden korkmuyoruz. Siz gittikten bir gün sonra buraya çok çok şiddetli yağmur yağdı. Yağmur gece başladı 11'de. Biz fındık çıkartırken damla 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 yağdı. Yağıyordu, 5 dakika duruyordu, yine daha kötüsü yağıyordu. Bazıları ilk önceden önlem almadığı için yağmur çok yağınca önlem de alamadılar. Ve önlem almadıkları için de çadırlarına su girdi. Böyle yataktakiler kalktı, hepsi elbiselerini topladılar. Kıyafetlerim ıslandı, elbiselerim, eşyalarım ıslandı. Çamur oldu hepsi buraları. Yürüyemeyecek, dışarıya çıkamayacak, su içemeyecek bir hale geldik. Bu çadır şu anda bizim grupta değil, o Diyarbakır'a gitti. Ve biz şu anda 4 çadır kaldık.
okul başladı. Biz gidemedik. Arkadaşlarım hepsi gitti. Ben okuldan geri kaldım. Arkadaşlarım böyle daha ders atlarken ben daha yeni başlamam. Birazcık üzüldüm. Çünkü daha çok işimiz var. Hatta istesek bir aylık bile işimiz var. Ama okul olduğu için herkes telaşlı. Üniversiteye giden var, KPSS sınavları olanlar var. Bir hafta sonra Diyarbakır'a gideceğiz. Bizi transit alıp götürecek ve gelmeden önce herkes yemeğini hazırlıyor. Torba eşyalarını katıyorlar, yataklarını torbanın içine katıyorlar. Sonra gideceğiz. Diyarbakır'a geldim, evime geldim. Artık kendi hayatıma başlıyorum. Ve bence Diyarbakır daha güzel. Burası hiç yabancılık gelmiyor. Çünkü hep buraları biliyoruz. Orada bilmiyoruz neler olacağını. Mesela oranın okuluna gitseyim acaba iyi davranırlar mıydı? Babam geldiğimiz 2-3 gün sonra gitti Elazığ'a, inşaat yapıyor, tesisat çekiyor, öyle işler. Elazığ'daki işte bitince buraya gelmiyor, başka bir yere gidiyor Manisa falan. Babamı özlüyorum. O da gitmek zorunda, çalışıyor, bize para gönderiyor. O çalışmasa, para göndermese mesela bu eşyaları alamayız, bunu yapamayız. Okula giderken yürüyerek gidiyorum, caddeyi geçiyorum. Normalde 8:20'de dersimiz başlıyor. İlk ders matematik, İngilizce, herhangi bir şey olabiliyor. Sakarya'dan Diyarbakır'a geldiğim için, derslerimden geri kaldığım için arkadaşlarım bana yardımcı oldular. Okumayı çok seviyorum. Arkadaşlarımdan geri kalmamak için hepsinden daha çok çalışmam lazım. Sınıfta kalırsam okulu bırakmak zorunda kalacağım ve meslek sahibi olamayacağım. Mutluyum. Neden mutluyum? Çünkü böyle hayatı tanıyorsun. Bazı şeyleri erken görüyorsun ve hemen farkına varıyorsun. Hayatı tanımak doğru ve yanlış gibi. Mesela bir soru gibi. Yanlışsa yanlış yola düşüyorsun. Doğruysa doğru yere gidiyorsun. Böyle soru gibi.